altında atmosferin 1 santimetre karelik yüzeye uyguladığı basınç miktarı 1013 milibara ya da 1033 grama ya da 760 milimetrelik civa basıncına eştir. 76 santimetre veya 760 milimetrelik civa basıncına eştir. Fen bilimlerinde bu değere 1 atmosfer basınç diyordunuz. Bizde ise buna normal hava basıncı adı verilir. Evet, burada 3 farklı değer kullandık. Fen bilimlerinde daha çok şunu kullanıyordunuz. 760 milimetre veya 76 santimetre civa basıncı. Bizde ise daha çok şu kullanılır. 1013 milibar normal hava basıncı değeridir. Evet, burada biraz daha böyle günlük hayatta kullandığımız bir birim var. Gram cinsinden de ifade edilmiş. Evet, 1033 gram. Ne kadarlık yüzeye uyguluyordu bu basıncı? Sadece 1 santimetre kareye 1 kilogramdan biraz daha fazla basınç yapıyor. Artık bir insan vücudunun yaklaşık kaç santimetre kare geleceğini, ortalama irlikteki bir insan üzerine atmosferin ne kadar bir basınç yapabileceğini oradan siz düşünün arkadaşlar. Tabii tonlarca arkadaşlar bunu fark etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz vücudun bir de iç basıncı var. Bu hava basıncı ile yani dış basınçla iç basıncın dengede olması bizi bu ağırlıktan koruyor diyebiliriz aslında. Şimdi bu normal hava basıncı değeri. 1013 milibar normal hava basıncı değeri. Bunun üstündeki basınç değerlerine yüksek basınç ya da antisiklon adı verilir. Bunun altındaki basınç değerlerine ise alçak basınç ya da siklon denir. Ha, demek ki basınç değişebiliyor. Basınç yükselebiliyor, düşebiliyor. Peki neye bağlıdır bu? Arkadaşlar dikkat. Hava basıncı dikey yönlü hava hareketlerinin havanın yoğunluğunu değiştirmesine bağlıdır. Hani böyle çok basit şekilde ifade etmeye kalkarsam şu çıkar. Çok gaz çok basınç yapar, az gaz da az basınç yapar. Yani temelde hava basıncı hava yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Evet, hava basıncı hava yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Yani hava yoğunluğunun artması basıncı yükseltir, hava yoğunluğunun azalması basıncı düşürür. Peki, hava yoğunluğu durduk yere niye değişiyor? Yani şöyle düşünün, açık bir alandayız, dışarıdayız. Orada basınç yükselebiliyor, basınç düşebiliyor. Ne anlıyorum buradan? Demek ki havanın yoğunluğu değişiyor. Peki durduk yere havanın yoğunluğu neden değişir? Açık hava basıncı neye bağlı olarak şekillenir? Bakın çok basittir bu. Şimdi iki tane bölgemiz var. Bu bölgelerden birincisinde hava kütleleri herhangi bir nedenden dolayı yükseliyor. Ne olabilir? Mesela bölge sıcaktır, ısınan hava kütlesi genleşir, hafifler ve yükselebilir. Şimdi bakın, havanın yükselmesi ne demek? Şu alt bölümde bulunan gazın yukarıya doğru hareket etmesi demek. Böylece şu alt bölümde gaz yoğunluğu ne yaptı? Azaldı. Evet, işte burada basınç düşer. Böylece bir alçak basınç merkezi oluşur. Güzel, demek ki bir bölgede hava kütlelerinin yükselmesi yüzeyde gaz yoğunluğunu düşürür. Böylece o bölgede bir alçak basınç merkezi oluşur. Peki tam tersini düşünelim. Hava kütleleri alçalıyorsa ne olacak? Şimdi arkadaşlar, mesela nasıl alçalabilir bir hava kütlesi? Atıyorum bölge soğuktur. Hava kütleleri soğuduğu için daralır, ağırlaşır ve çökmeye başlayabilir mesela. Evet, bu bir örnek sadece. Başka yolları da var bu işin. Evet, ne oldu? Böylece şu yukarıdaki hava gelip şu işaretlediğim alt bölüme birikmeye başladı mı? Evet. Burada hava yoğunluğu arttı mı? Evet. İşte burada basınç yükselir ve bir yüksek basınç merkezi oluşur. Evet gençler, bu işin genellemesi bu. Buna dikkat edin. Bunu çok sık kullanacağım. Bunu unutmayın. Evet, dikkat. Bir bölgede hava kütleleri yükseliyorsa alt bölümde gaz yoğunluğu azalmıştır. Yani o bölge bir alçak basınç merkezidir.
Eğer bir bölgede hava kütleleri alçalıyorsa, alt bölümde havanın yoğunluğu artmıştır. Yani o bölge bir yüksek basınç merkezi durumundadır arkadaşlar. Şimdi tabii fen bilimlerinde, diğer o fizikte, kimyada muhtemelen basınç konusundan bayağı bir bahsetmişsinizdir. Açık hava basıncı biraz daha yüzeysel geçiyor bildiğim kadarıyla. Yani fizikte mesela muhtemelen atmosfer basıncı anlatılırken bir Torricelli deneyinden söz edilmiştir. Bir de şu söylenmiştir ise, yükseklik arttıkça basınç düşer. Onun dışında çok ayrıntıya girildiğini zannetmiyorum. Evet, bakın, özellikle kapalı kaptaki gaz basıncıyla açık hava basıncının kurallarını birbirine karıştırmayın. Bunlar çok farklı işleyen mekanizmalardır. Mesela kapalı kapı düşünün. Isıttınız. Isıtırsanız gazın kinetik enerjisi artar, moleküller hızlanmaya başlar. Bu da basıncı yükseltir. Bizde öyle olmaz. Bizde öyle olmaz. Dikkat edin arkadaşlar. Niye açık hava basıncında? Çünkü orada hacmi sabitliyorsunuz kapalı kap basıncında. Halbuki bizde hacim sabit değil ki. Teorik olarak bir gaz kütlesi sonsuza kadar genişleyebilir. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden kurallara aynı işlemez açık hava basıncıyla kapalı kap basıncının. Bakın bizde nedir? Bir bölge sıcaksa tam tersi, genellikle basınç düşer. Çünkü sıcak bölgelerde hava kütlesi genellikle yükselim eğilimindedir. Alt bölümde gaz yoğunluğu düşer, basınç da düşer. Onun için tekrar ediyorum. Kapalı kap basıncıyla, kapalı kaptaki gaz basıncıyla açık hava basıncını çok da birbirine karıştırmamak lazım ona göre. Evet, neyi genelledik? En önemli nokta neydi? Hava kütleleri yükseliyorsa o bölge alçak basınç alanıdır. Hava kütleleri alçalıyorsa o bölge yüksek basınç merkezi durumundadır. Tabii şunu da biliyorsunuzdur. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Basıncı aynı olan noktaları birleştiren eğrilere izobar, yani eş basınç eğrisi adı verilir. Hani daha önce izoips gördük. Yüksekliği aynı olan noktaları birleştiren eğriydi. Daha sonra izoterm gördük. Sıcaklığı aynı olan noktaları birleştiren eğriydi o. Şimdi de izobar görüyoruz. Basıncı aynı olan noktaları birleştiren eğridir. Basınç haritalamalarında izobar eğrileri, yani eş basınç eğrileri kullanılır arkadaşlar. Peki, şu ana kadar anlattığım bölümle ilgili kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa devam edeceğim. Peki, siliyorum bunları gençler. Şimdi biz hava basıncı nedir diye bir başlık yaptık. Yani gördük ne olduğunu. Şimdi bir de şunu göreceğiz. Hava basıncını, hava basıncını etkileyen faktörler dedim buraya. Evet, burada 4 tane madde göreceğiz. Bunlardan birincisi, 1. Termik etkenler. Termik etkenler. Bu term ne demek term? Term ne demek bir söyleyin bana. Sıcaklık. Sıcaklık. Tabii ki hemen parantez içerisinde yazdım. Dedim ki sıcaklık. Bu aslında biraz önce anlattığım şey. Evet, ne dedik? Bir bölge sıcaksa orada hava kütleleri ısınır, genişler, hafifler ve yükselim eğilimine geçer. Hava kütlesi yükseliyorsa alt bölümdeki gaz yoğunluğu düşer, o bölge alçak basınç alanına dönüşür. Yok, hava kütleleri alçalıyorsa, bölge soğuksa alçalır, o zaman basınç yükselir arkadaşlar. Yani bakın, genel olarak, evet, istisnaları olmakla birlikte sıcak yerler alçak basınç, soğuk yerler yüksek basınç merkezleridir. Evet, ısınan hava kütleleri yükselim eğilimine geçer. Bu nedenle arkadaşlar o bölge alçak basınca dönüşür. Soğuk bölgelerde daralan hava kütleleri çöker. Bu nedenle o bölge yüksek basınç merkezine dönüşür. Bu bir genelleme. Bunun bazı istisnaları var. İstisnalar şimdi anlatacağım ikinci maddeden kaynaklanıyor. Ama genelleme bu. Sıcak yerler alçak basınç, soğuk yerler genellikle yüksek basınç merkezleridir. Mesela ekvatoral bölge yıl boyunca sıcak. Bu yüzden ekvatorun üzerine yıl boyunca bir alçak basınç merkezi vardır. Kutuplar her zaman soğuk, kutup bölgelerinde her zaman bir yüksek basınç merkezi vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci faktöre. İkinci faktörümüz dinamik etkenler adını alıyor. Peki söyler misiniz, bu dinamik kelimesinin Türkçe karşılığı ne?
Ne demek dinamik? Hareketli anlamında mı? Evet. Hareket demek dinamik arkadaşlar. Hareket. Burada hareketten kasıt iki şey olabilir. Bir, dünyanın günlük hareketi. Daha önce günlük hareketi işlerken gördük. Dedik ki günlük hareket rüzgarların yönlerinde bir sapma oluşturur. Coriolis kuvveti demiştik buna hatırlıyorsanız. İşte bu sapan hava kütleleri gidip bazı yerleri çökerler. Çöktüklerine göre basıncın yükselmesine neden olabilirler. Evet, demek ki hareketten birinci kasıt nedir? Dünyanın kendi çevresinde dönmesi. Yani günlük harekettir. Günlük hareketten kaynaklanan sapmalardır arkadaşlar. Bu basıncı değiştirebilir. İki, hareketten ikinci kasıt ne olabilir biliyor musunuz? Hava hareketleri. Şu bakın, beni görün. Karşılıklı gelen iki tane rüzgarımız var. Bunlar burada karşılaştı. Birbirlerini iterek yükseldiler. Evet, bu da dinamik etkendir. Demek ki hareketten kasıt bir, dünyanın dönmesinden kaynaklanan sapmalar, Coriolis kuvveti. İki, karşılıklı gelen iki hava hareketinin, hava kütlesinin, rüzgarın birbirini iterek yükselebiliyor olması. Dinamik etkenlerden kasıt bu. Şimdi gençler bakın, bu termik ve dinamik kelimelerini basınç merkezlerinin adlarının önünde de göreceksiniz. Mesela şöyle olacak, diyecek ki Sibirya termik yüksek basınç merkezi. İzlanda dinamik alçak basınç merkezi. Azor dinamik yüksek basınç merkezi gibi ifadeler göreceksiniz. Çok basit. Bir basınç merkezinin adının önünde termik kelimesini görüyorsam sıcaklıktan kaynaklandığını, dinamik kelimesini görüyorsam hareketten kaynaklandığını anlamam gerekiyor. Bunun şöyle bir getirisi var. Şöyle bir getirisi var bunun. Bir basınç merkezi adının önünde termik kelimesi var. O zaman o basınç merkezinin sıcaklığı ile ilgili, o bölgenin sıcaklığı ile ilgili yorum yapma şansına sahibimdir. Eğer bölge alçak basınçsa o bölge sıcaktır. Eğer bölge yüksek basınçsa o bölge soğuktur deme şansına sahip olurum. Ama bir basınç merkezinin adının önünde dinamik kelimesi varsa o bölgeye sıcaktır, soğuktur diye bir yorum yapmak doğru olmayacaktır arkadaşlar. Evet, demek ki termik basınç merkezlerinde o bölgenin sıcaklığı ile ilgili yorum yapma şansım var ama dinamik basınç merkezlerinde böyle bir şansım yok. Olayın sıcaklıkla ilgisi yok zaten. Evet, geçiyorum. Arkadaşlar, hava basıncını etkileyen üçüncü faktör yükseklik. Aslında biz yüksekliğin basıncı nasıl etkilediğini atmosfer konusunu işlerken görmüştük. Demiştik ki yer çekiminden dolayı atmosferi oluşturan gazların büyük bir kısmı, özellikle de ağır olanları dibe çöker, alt kısımlara toplanır. Özellikle de ağır olanlar alt kısımlara toplanır. O halde biz atmosferde yükseldiğimizde, mesela bir dağa tırmandığımızda basıncın düştüğünü görürüz. Neden? Gaz yoğunluğu düşüyor arkadaşlar. Bakın, bu bizi yanıltabilir. Şuradan hareket etmeyin. Yükseklik arttıkça sıcaklık düşer. Biz demin ne dedik? Soğuk yerler yüksek basınç merkezidir dedik. Demek ki yükseklik arttıkça basınç artıyor. Hayır, hayır. Aman ha, aman ha. Bu sizi yanıltır. Arkadaşlar, burada daha büyük bir etken devreye giriyor. Yer çekimi. İş gaz yoğunluğuna bağlı. Yer çekiminde nasıl bizi çekiyorsa gazları da çekiyor. Alta yığıyor. Alt bölümde gaz yoğunluğu yüksek. Yükseklik arttıkça gaz yoğunluğu düşüyor. Bu da basıncın düşmesiyle sonuçlanıyor. Evet, dedim ki o zaman buraya kabaca, evet bir saniye arkadaşlar. Evet, yükseklik arttıkça basınç düşer. Evet, mesela biliyorsunuz çok yüksek dağlara tırmanan dağcılarda burun kanamaları falan yaşanır. Normal, düşünsenize, vücudun iç basıncı sabit. Dış basınç düşüyor sürekli. O zaman içerideki akışkan ne yapacak? Az yoğun ortama dışarıya doğru çıkmaya zorlanacak zaten arkadaşlar. Gayet normal bu da. Bu da basıncın yine düşmesinden kaynaklanıyor. Hava basıncını etkileyen son faktör yer çekimi. Şimdi bakın, burada şunu kastetmiyorum. Yer çekimi olmadan basınç olmaz. Tabii o ayrı. Ama dünya üzerinde yer çekiminin olmadığı bir nokta yok. O bizi ilgilendirmiyor bu yüzden. Biz burada yer çekimi ivmesindeki değişimden söz ediyoruz. Hatırlatın bana,
Dünyada bu yer çekimi ivmesi nerede daha fazlaydı? Bir hatırlatın bana, nerede daha fazlaydı? Ekvator. Kutuplarda hocam. Kutuplar basık, yerin merkezine yakın. Bu nedenle yer çekimi ivmesi kutupta fazlaydı. Yani dünyanın geoid olmasından dolayı yer çekimi ivmesi ekvatordan kutuplara doğru artıyordu. Yer çekimi ivmesi arttığına göre kutuplara doğru arkadaşlar ne olur? Gazların ağırlıkları da artar. Bu da basıncın hafifçe artmasına neden olur. Ancak bakın bu çok küçük bir artıştır. Ekvatorla kutup noktaları arasındaki yer çekimi ivmesi çok küçük oranda, binde 4, binde 5 civarında değişiyor. Bu nedenle arkadaşlar bu basıncı böyle hafifçe etkileyen bir şey. Bu bizim karşımıza çok çıkacak bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. O halde dedim ki buraya ekvatordan kutuplara doğru hava basıncı hafifçe artar. Hafifçe artar. Yer çekiminin artmasından dolayı. Hocam tam yerin merkezinde sıfır mı oluyor? Bir daha söyle Hüseyin'cim. Tam yerin merkezinde yer çekimi için ne diyoruz? Yani sıfırlanıyor tabii ki. Yani tam merkezde olmaz. Şimdi çekim kuvvetini, kütle çekimini oluşturan şey madde değil mi? Bir maddenin tam ortasında kalırsanız siz, her noktadan size uygulanacak çekim kuvveti birbirine eşit olmayacak mı? Aynen. Kuvvet bu. Vektörel bir büyüklük. O halde dengelecektir, sıfırlanacaktır o. Peki. Şimdi bunlar da hava basıncını etkileyen faktörler. Var mı arkadaşlar burada bir sıkıntı? Kafanıza takılan bir şey? Geçelim o zaman. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Bunları siliyorum. Çok önemli bir noktaya geldik. Son yıllarda çıkmış sınav sorularına baktığımda hep burada anlattığım şeylerle ilgili geldiğini göreceksiniz zaten. Hemen diyorum ki buraya basınç merkezlerinin özellikleri. Yani işte yüksek basınç merkezlerinde durum nedir? Alçak basınç merkezlerinde durum nedir? Bunun üzerinde duracağız şimdi arkadaşlar. Hemen buraya dedim ki alçak basınç merkezlerinin özellikleri. Hemen şöyle bir çizgiyle ayırıyorum burayı. Diğer tarafa da diyorum ki yüksek basınç merkezlerinin özellikleri dedim buraya. Peki, şimdi siz söyleyin bana. Hangisinde hava yoğunluğu daha fazladır? Evet. Hangisinde? Alçak basınçta mı, yüksek basınçta mı hava yoğunluğu daha fazla? Yüksek basınçta. Yüksek basınçta tabii. Ne dedik biz? Hava basıncıyla hava yoğunluğu doğru orantılıdır dedik değil mi? Evet. Demek ki alçak basınç merkezleri için ne diyeceğim? Hava yoğunluğu az diyeceğim buraya. Karşısına fazla dedim. Peki söyleyin bakalım bana. Hangi tür basınç merkezlerinde hava kütleleri yükseliyordu, yükseliyordu? Biraz önce gördük. Alçak basınçta. Alçak basınçta. O halde ekledim. Evet, hava yükselir dedim buraya. Karşısına alçalır dedim. Dikkat dikkat. Şimdi biz henüz nemlilik ve yağış konusunu görmedik. Orada şunu göreceksiniz. Yağışın oluşmasını sağlayan temel faktör havanın soğumasıdır. Soğumasıdır. Yalnızca soğuyan hava kütleleri yağış bırakır. Isınan hava kütleleri kesinlikle yağış bırakmaz. Nedense bazı insanlar bu dediğimi ısrarla yanlış anlıyor. Ben size soğuk hava yağış bırakır demedim. Demedim. Soğuyan hava yağış bırakır dedim. Yani mutlaka enerji kaybetmesi, havanın daralması lazım yağış bırakabilmesi için. Bakın tekrar ediyorum. Soğuk hava yağış bırakır demiyorum. Soğuyan hava yağış bırakır. Yani enerji kaybeden hava kütlesinde yağış oluşur mutlaka. Nedenleri daha sonra göreceğiz. Şimdi düşünelim. Bir hava kütlesi yükseliyorsa ısınır mı soğur mu sizce?
Yüksek yerler alçak yerlere göre daha soğuk biliyorsunuz. O halde bir hava kütlesi yükseliyorsa soğuk bir bölgeye gidiyordur. O zaman ne yapacaktır? Enerji alışverişinden dolayı sıcaklığı düşecektir. Yani soğuyacaktır. Şimdi bakın ben demin ne dedim? Soğuyan hava yağış bırakır. Şimdi bir bakalım. Alçak basınç merkezlerinde hava yükselir. Yükseldiği için soğur, soğuduğu için yağış bırakır. Yüksek basınç merkezlerinde hava alçalır. Alçaldığı için ısınır, ısındığı için yağış oluşmaz arkadaşlar. Güzel. O halde alçak basınç merkezlerine diyorum ki hava kapalı ve yağışlıdır. Yüksek basınç için diyorum ki hava açıktır. Yani hava bulutsuzdur ve yağış oluşma olasılığı son derece düşüktür arkadaşlar. Evet, dikkat, bu çok önemli. Sadece alçak basınç alanlarında yağış oluşur. Bir bölge yüksek basıncın etkisindeyse orada yağış beklemeyiz arkadaşlar, olmaz. Peki bir de şunun üzerinde duralım bakalım. Şimdi alçak basıncın oluşması için ne lazım? Havanın yükselmesi lazım. Hava yükseldi, yükseldi. Hava yükseldikçe şu alt kısımda ortam yoğunluğu düştü. Akışkanlar nasıl hareket ederler her zaman? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru. İşte bu yüzden çevreden hava kütleleri merkeze doğru hareket etmeye başlar. Daha yoğun ortamlardan düşük yoğunluklu ortama doğru bir madde akışı meydana gelir. Evet gençler, bakın üstten görünüşü şöyle. Bir basınç merkezi genellikle şöyle simgelenir. İç içe girmiş izobar halkaları şeklinde simgelenir. Burada hava yükseliyor. Böylece çevreden merkeze doğru bir hava akımı oluşuyor. Yani alçak basınç merkezlerinde hava hareketinin yönü çevreden merkeze doğrudur. Yüksek basınç merkezlerinde hava alçalır. Alçaldı, şuraya birikti, birikti, birikti. Ya nereye kadar birikecek? Ortam yoğunluğu artıyor. En sonunda çevredeki daha düşük yoğunluklu ortama doğru bir madde akışı meydana gelecektir. Yani üstten görünüşü şöyle. Yine aynı şekilde bir iki tane halka çizdim. İki tane, üç tane neyse. Bir basınç merkezini simgeledim. Burada hava alçalıyor. Sonra merkezden çevreye doğru dağılıyor. Yani yüksek basınç merkezlerinde okun yönü dışa doğru. Yani mantığı şu. Yüksek basınç merkezleri çok yoğun ortamlar, çevrelerine rüzgar yayarlar. Alçak basınç merkezleri düşük yoğunluklu ortamlar, çevrelerinden rüzgarı kendisine doğru toplarlar. Yani rüzgar dediğimiz şey işte bu basınç farkından oluşur. Rüzgar her zaman yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru hareket eder arkadaşlar. Ancak arkadaşlar biliyorsunuz dünyanın dönmesinden dolayı hava kütleleri buraya benim çizdiğim gibi, yukarıya çizdiğim gibi düz yollar izleyemezler. Bunların yönlerinde günlük hareketten kaynaklanan sapmalar oluşur. Sapmanın yönü yarım küreler arasında birbirine zıttır. Şimdi hangi basınç merkezinde hangi yarım küre sapma var onu göreceğiz. Çok önemli bizim için. Evet, şurası kuzey yarım küre alçak basınç, güney yarım küre alçak basınç, kuzey yarım küre yüksek basınç, güney yarım küre yüksek basınç. Bakın sapma şöyledir. Arkadaşlar yüksek basınçla başlayalım. Yüksek basınç kuzey yarım kürede sapma saat ibresi doğrultusundadır. Yani gidiş yönünün sağına doğru sapma meydana gelir. Güney yarım kürede saat ibresinin tersi yönde, yani gidiş yönünün soluna doğru sapma meydana gelir. Şimdi alçak basınca bakalım. Kuzey yarım küre yüksek basınçla kuzey yarım küre alçak basınçta aslında okun sapının yönü aynıdır. Tek fark ne? Bu sefer okun yönü içe doğrudur arkadaşlar. Evet, şöyle bir sapma meydana gelir. Aynı şey güney yarım küre için de geçerlidir. Okun sapının yönü aynı, okun yönü içe doğru. Bunlar ezberlenecek. Şimdi bakın çok kolay. Şöyle düşünün. Kuzey yarım kürede yüksek basınç da olsa, alçak basınç da olsa fark etmez. İki tane oku birleştirdiğinizde, iki tane oku birleştirdiğinizde yaklaşık bir S harfi elde edersiniz. Evet, sapma S gibi ise
bölge kuzey yarımküredir. Güney yarımküreye baktığınızda ters S gibidir bu. Evet, sapma ters S gibi ise bölge güney yarımküredir. Çok kolay. Sapma S gibi ise bölge kuzey yarımkürede, ters S gibi ise güney yarımkürede. Okun yönü içe doğruysa alçak basınç, dışa doğruysa yüksek basınç merkezi bu arkadaşlar. Peki. Var mı şu ana kadar olan bölümle ilgili kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey? Hemen çıkmış sınav sorularından bir iki örnek çözelim arkadaşlar. Evet, bakalım. Bu bir YGS sorusu arkadaşlar. Şu kalemi bir ayarlayayım bir saniye. Evet, bana diyor ki aşağıdaki şekil bir yerde herhangi bir anda etkili olan basınç merkezini ve yatay yöndeki hava hareketlerini göstermektedir. Buna göre bu basınç merkezinin 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangileri kesinlikle belirlenebilir? Peki, bulunduğu yarımküreyi belirleyebilir misiniz? Belirlersin. Hangi yarımküre, bir söyleyin bana bu. Kuzey. Abi S gibi değil mi? Kuzey yarımküre. Birinciyi belirledim. Bu bölgenin ortalama sıcaklık değerini söyleyebilir misiniz? Hayır. Söyleyemezsiniz. Bu basınç merkezi kara üzerinde mi, deniz üzerinde mi, söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Peki bu basınç merkezi yüksek basınç mı, alçak basınç mı? Ne diyorsunuz? Hangisi bu? Alçak basınç değil mi? Yüksek basınç. Okun yönü dışa doğruysa yüksek basınç. Okun tamam. Yönü içe doğru olsaydı alçak basınç olacaktı. Ha, doğru doğru tamam. Ha, şimdi hani yüksek basınç merkezleri çok yoğun ortamlar ya, oradan çıkacak madde dışarı çıkmak isteyecek tabii ki. Evet, 4 numarayı da belirledik. Burası bir yüksek basınç merkezi. Yanıtımız ne oldu? 1 ve 4 yani C seçeneği oldu. Şimdi buna benzer bir soru daha gelecek peş peşe hemen. Bakın bu da bir YGS sorusu. Dikkat! Kuzey yarımküredeki bir yüksek basınç merkezine ait olan aşağıdaki şekilde bir hata yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bu hata giderilmiş olur. Gördünüz mü hatayı? Ne hata var burada? Ya sayıların yeri değil mi? Hayır hayır, başka. Kuzey yarım kürede demiş. Dikkat edin. Bu S mi? Bu ters S. Evet, sapmanın yönü yanlış verilmiş arkadaşlar. Sapmanın yönü yanlış verilmiş. Evet, rüzgarı gösteren oklar saat ibresinin dönüşü yönünde çizilirse. Yani sapmanın yönü değiştirilirse o zaman doğru olur bu. Bu basınç merkezine baktığınızda terse, güney yarımkürede bu. Soru bana ne diyor? Bu kuzey yarımkürede diyor. Demek ki sapmanın yönü yanlış verilmiş. Yanıtımız D seçeneği arkadaşlar. Bu soruda anlaşıldı mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. Peki. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim gençler. Evet. Yanlış yere bastım. Pardon bir saniye. Hava basıncının dünyadaki dağılışına, bunları siliyorum. Evet, dedim ki basıncın dünyaya dağılışı. Şimdi gençler biz basınç merkezlerini sürekliliklerine göre sınıflandırıyoruz. Şöyle, bir sürekli basınç merkezleri var. Sürekli basınç merkezleri. Bir de geçici basınç merkezleri var. Adı üstünde zaten. Sürekli olanlar yıl boyunca etkili. Geçici olanlarsa dönemlik. Bazı dönemlerde etkili. Evet, şimdi önce biz sürekli basınç kuşaklarıyla başlayacağız işe arkadaşlar. Evet, şöyle birkaç bir şekil hazırlayacağım şimdi size. Şöyle bir 10 saniyenizi istiyorum. Güzel. Evet, şimdi gençler. Şurası ekvator. Şurası 30 kuzey enlemi. Şurası 30 güney enlemi. Şurası 60 kuzey, 60 güney. Şurası da kuzey kutup noktası. Şu da güney kutup noktası. Şimdi buraya bir de çizgi çekeceğim, bakın şöyle. Şöyle bir hat aldım. Bu hat nedir biliyor musunuz? Bu yandaki soldaki şekil üzerinde dikine bir hat bu. Bir kutuptan diğerine uzanan bir hat. Yani bunu bir meridyen yayılmış gibi düşünebilirsiniz. Yani bu hattın iki ucunda kutup noktaları bulunuyor. Bu hattın tam ortasındaysa ekvator yer alıyor. Arkadaşlar dikkat.
Her şeyin başlangıcı, ekvatorun yıl boyunca sıcak, kutupların ise yıl boyunca soğuk olması. Şimdi düşünelim. Ekvator her zaman sıcak. O halde ekvatorda ısınan hava kütleleri ne yapıyor? Genleşiyor ve yükseliyor. Böylece söyler misiniz bana? Ekvatoral bölgede ne tür basınç merkezi oluşuyor? Hava yükseldi. Ne tür basınç merkezi oluştu orada? Yüksek basınç. Hava yükselirse yüksek alçak basınç. Basınç ya, pardon. Alçak, çok güzel. Alçak. Peki bana bir de şunu söyleyin. Bu alçak basınç merkezi termik kökenli mi, dinamik kökenli mi acaba? Niye yükseldi bu? Sıcaklıktan dolayı. Tabii. O zaman nedir bu? Termik kökenli tabii ki. Evet. Demek ki ekvatoral bölge yıl boyunca sıcak olduğu için ekvatorda yıl boyunca termik alçak basınç merkezi oluşuyor. Gelelim kutuplara. Kutuplar soğuk. Bu nedenle kutuplarda daralan hava kütleleri her zaman çökerler. O halde kutuplarda söyler misiniz bana ne tür basınç merkezi oluşuyor kutuplarda? Yüksek. Termik mi dinamik mi peki bu? Termik. Tabii yine sıcaklıkla ilgili, termik, hava soğuk olduğu için oldu bu. Bölge soğuk olduğu için bu. Evet, o halde ne oldu? Kutup bölgeleri yıl boyunca termik yüksek basınç merkezi durumunda. Arkadaşlar, ekvatoral bölgede yükselen hava kütleleri tabii burada ortam yoğunluğunu arttırıyor. Bu nedenle çevreye doğru dağılmaya başlıyor. Yani ekvatorda yükselen hava kütleleri kutuplara doğru hareket etmeye başlıyorlar. Şöyle, şöyle. Ancak çok fazla gidemiyorlar. Dünyanın dönmesinin etkisiyle saparak yaklaşık 30 enlem sonra yığılıyorlar. Evet, böylece 30 derece enlemleri çevresinde ne tür basınç merkezi oluştu bir söyler misiniz bana? Hava alçaldığına göre. Yüksek. Dinamik mi, termik mi peki bu? Dinamik. Dinamik kökenli yüksek basınç kuşakları meydana gelir 30 derece enlemleri çevresinde arkadaşlar. Son bir basamak kaldı. Şimdi bakın, 30'lar yüksek basınç, 90'lar da yüksek basınç. Yüksek basınç merkezlerinde hava hareketinin yönü merkezden çevreye doğrudur. O halde 30 ve 90 yüksek basınçlarından çevreye doğru hava hareketleri başlar. 30 ve 90 yüksek basınçlarından çevreye yayılan bu rüzgarlar yaklaşık olarak ortada, yani 60 derece enlemleri çevresinde karşılaşıp birbirlerini iterek yükselirler. Evet, böylece 60 derece enlemleri çevresinde dinamik kökenli alçak basınç kuşakları meydana gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 0, 30, 60, 90 enlemleri çevresinde odaklanmış bu basınç merkezleri atmosferdeki etkilerini yıl boyunca sürdüren basınç merkezleridir. Bu yüzden bunların hepsine birden sürekli basınç kuşakları denir. Şimdi burada bir iki uyarı yapacağım size. Birincisi şu. Şimdi bakın, soldaki şekle bakın. Ben atıyorum 30 enlemini bir çizgi halinde yüksek basınç olarak verdim. 60 enlemini bir çizgi halinde alçak basınç. Öyle değil tabii ki. Bunlar geniş alanlara yayılıyor. Bu basınç merkezlerinin her biri yaklaşık 10 paralellik, 12-13 paralellik alanlara yayılır arkadaşlar. Öyle bir çizgi halinde değil tabii ki bu. Artı bir de şunu anlatalım bakın. Şimdi söyleyeceğim şey daha çok 30 ve 60 dinamik basınçları için geçerli. Bakın ne yaptım ben? 30 enlemi komple yüksek basınçmış gibi çizdim. 60 enlemi komple alçak basınçmış gibi çizdim. Öyle değildir. Araya giren geniş kara kütlelerinin bulunduğu alanla bunlar kesintiye uğrarlar. Odaklar halinde giderler. Yani 30 enleminde şöyle. Şurada bir yüksek basınç odağı var. Şurada bir odak var. Şurada bir odak var. 60 enleminde şöyle. Şurada bir alçak basınç odağı var. Şurada bir odak var. Bunlar kesintiye uğruyorlar. Nerede kesintiye uğruyorlar? Karalar üzerinde. Demek ki bu basınç merkezleri daha çok okyanuslar üzerinde, aynı enlem üzerinde odaklanmış durumdadır arkadaşlar. Evet, karalar üzerinde 30 ve 60 basınçları, yani dinamik olan basınçlar kesintiye uğrarlar. Bunlar daha çok okyanusların üzerinde ve çevresinde etkilidir. Odaklar halinde gider. Şimdi gençler, gelelim. Evet, kalemi değiştireyim. Evet, şuraya yazdım. Geçici basınç merkezlerine. Geçici basınç merkezleri. Evet, bu
Geçici basınç merkezlerini size bir tablo halinde göstereceğim arkadaşlar. Bunları şöyle bir tablo halinde göreceğiz şimdi. Çizmeyi başarabilirsem tabii. Şimdi bakın. Bu geçici basınç merkezleri tamamen karalarla denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanan basınç merkezleridir. Şimdi şunu daha önce gördük biz, biliyoruz. Karalar hızlı ısınır, hızlı soğurlar. Denizler yavaş ısınır, yavaş soğurlar. Şimdi şuraya kara dedim, şuraya deniz dedim. Şuraya da zaman dilimlerini yazdım. Yaz, kış, gece, gündüz dedim buraya. Şimdi bir söyler misiniz bana? Yaz mevsiminde kara mı daha sıcaktır, deniz mi? Kara. 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 Sıcak olan yerler neydi? Isınma yükseliyor. Alçak basınçtı. O halde yaz mevsiminde kara kütleleri alçak basıncın etkisindedir. Denizler yüksek basınçtır. Daha yavaş ısınıyor. Soğuk çünkü. Kışın ne olur? Kara hemen soğur ve yüksek basınca dönüşür. Deniz daha ılık olduğu için, daha sıcak olduğu için alçak basınç alanı durumundadır. Gece kara hemen soğur ve yüksek basınca dönüşür. Deniz daha yavaş soğuduğu için daha sıcaktır ve alçak basınç alanıdır. Gündüz kara hemen ısınmış ve alçak basınca dönüşmüştür. Deniz daha yavaş ısındığı için daha soğuktur ve yüksek basınçtır. Peki bu geçici basınçların hepsi neye göre şekillendi o zaman? Karayla denizin ısınma özelliklerine, yani sıcaklığa göre şekillendi. Demek ki bu geçici basınç merkezlerinin hepsi dinamik kökenlidir. Termik kökenlidir. Ekvatordaki de termik, kutuptaki de termik. O halde dinamik basınçlar yalnızca nerede var? Dinamik basınçlar yalnızca 30 ve 60 enlemlerinde var. Başka yerde yok. O halde dikkat. 30 ve 60 enlemleri çevresi dışında kalan her yer için şunu söyleyebilirim o zaman. Bölge sıcaksa alçak basınçtır. Bölge soğuksa yüksek basınçtır. Bunun tek istisnası nedir? 30 ve 60 enlemleridir arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler. Rüzgar dediğimiz şey her zaman yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru hareket eder. Bakın ben size rüzgar türlerini hiç anlatmadım. Ama konu teorik olarak bitti. Bitti. Basınç biliyorsan rüzgar biliyorsundur zaten. Bakın şimdi. Şimdi şu yeşili alayım elime. Bunları bir yerleştirelim. Çok basit. Bakın şimdi. 30'lar yüksek basınç. Ekvator alçak basınç. O halde 30'dan ekvatora doğru bir hava akımı oluşur. Buna alize rüzgarları denir. Alize. 30'dan 0'a gidiyor. Peki. 30'lar yüksek basınç. 60'lar alçak basınç. O halde 30'dan bir rüzgar da 60'a doğru gider. Evet, buna batı rüzgarları denir. Batı rüzgarları. Kutuplar yüksek basınç, 60'lar alçak basınç. O halde kutuptan 60'a doğru da bir rüzgar esecektir. Buna da geldiği yerin adını veririz. Kutup rüzgarları deriz. Şimdi gençler, bu alize, batı rüzgarı, kutup rüzgarı sistemlerini oluşturan basınç merkezleri sürekli mi? Yani yıl boyunca etkili mi? Evet. O halde aralarında esen bu rüzgarlar da süreklidir. Yani yıl boyunca hareket eder. Yıl boyunca eser. Bu yüzden alize, batı rüzgarı ve kutup rüzgarı sistemlerinin hepsine birden sürekli rüzgarlar denir. Peki geçici basınçlara bakalım şimdi. Bakın ne kadar kolay. Yaz mevsiminde deniz yüksek basınç, kara alçak basınç. O halde rüzgar denizden karaya doğru eser. Kış mevsiminde karadan denize doğru eser. İşte bu sisteme muson adı verilir. Gece nasıl eser? Karadan denize. Gündüz nasıl eser? Denizden karaya. İşte bu sisteme de meltem denir arkadaşlar. Bitti rüzgar sistemleri, bu kadar. Şimdi peki bir bölgede muson mu etkili olur, meltem mi? Yani gece gündüz basınç farkı mı ön plana çıkacak? Yaz kış mı, nasıl karar vereceğim buna? Evet arkadaşlar, şu. Eğer yanınızda bulunan su kütlesi çok büyükse, yani okyanus kıyısındaysak, yazla kış arasındaki basınç farkları ön plana çıkar, musonlar etkili olur. Yok, yakınımızdaki su kütlesi küçükse, Türkiye'de olduğu gibi iç deniz kıyısındaysak, o zaman meltem oluşur. Yani Türkiye'de muson yok. Türkiye'de meltem var arkadaşlar. Ama Hindistan'da muson var, okyanus kıyısı. Evet, ben size şu ana kadar hiç
Yağışın dünyaya dağılışını da anlatmadım. O da bitti arkadaşlar. Bakın o da bitti. Hepsi basınca bağlı. Şimdi bakın biz demin ne demiştik? Yüksek basınç merkezlerinde yağış oluşmaz, alçak basınç merkezlerinde oluşur dedik. Şimdi bakın ekvator her zaman alçak basınç mı? O halde ekvatoral bölgede evet bir alçak basınç merkezi olduğuna göre hava hep kapalı ve yağışlıdır. Evet her gün öğleden sonra yağış oluşur arkadaşlar. Demek ki ekvatorda yağış çok ve yağış rejimi düzenli, yıl boyunca yağış oluyor. Yıl boyunca alçak basınç çünkü. Peki başka neresi alçak basınç? Görün 60 enlemi. O halde 60 enleminde de hava genelde kapalıdır, yağış çoktur deme şansına sahibim. Alçak basınç. Ama unutmayın 60'taki alçak basınçlar okyanuslar üzerine ve çevresinde odaklanmıştır. Karalar üzerinde değil. Mesela konusu İngiltere'de geçen filmlere baktığınızda bu adamların yaz, kış sürekli bir şemsiyeyle dolaştıklarını görürsünüz. Tabii normal alçak basınç alanı çünkü arkadaşlar. Evet. Demek ki ekvator ve 60 enlemleri çevresi çok yağışlı. Çünkü alçak basınç alanları bunlar. Peki nereler yüksek basınç? Bakın 30. 30 yıl boyunca yüksek basınç. O halde hava açıktır 30'da. Hava güneşlidir. 30'da yağış oluşmaz kolay kolay. Yıl boyunca mı böyle? Evet. Yıl boyunca yağış almıyorsa bir bölge, o bölge çöldür arkadaşlar. Evet, 30 enlemleri büyük ölçüde çöl bölgeleridir. Büyük Sahra Çölü, Arabistan Çölü, Sonora Çölü, Victoria Çölü, Kalahari Çölü, Simpson Çölü, Gibson Çölü, Tanami Çölü, evet Namib Çölü, Atakama Çölü. Bunların hepsi 30 enleminde. Niye? Yüksek basınç çünkü. Peki başka neresi yıl boyunca yüksek basınç bir yer daha var? Kutuplar. O halde kutuplarda da hava açıktır. Kutuplarda da yağış olasılığı düşüktür. Demek ki kutuplarda çöldür. Tabii gençler bakın. Çöl deyince aklınıza sıcak bir yer gelmesin. Yahut soğuk bir yerde gelmesin. Çöl sıcaklıkla ilgili bir iklim özelliği değildir. Yağışla ilgilidir. Yıllık yağış tutarı 200 milimetrenin altında olduğu bölgelere çöl adı verilir. Çöller sıcak da olabilir, soğuk da olabilir arkadaşlar. Bu 30 derece enlemleri çevresinde bulunan çöllere, dönence çölü, tropikal çöl, sıcak çöl gibi isimler verilirken, bu kutup bölgelerinde 90'lar çevresinde bulunan çöllere, kutupsal çöl, soğuk çöl, buzul çölleri gibi isimler verilir. Evet gençler bakın, Büyük Sahra ne kadar çölse, Antarktika'da o kadar çöldür arkadaşlar. Ona göre. Evet. Gördüğünüz gibi hem rüzgar türleri hem de yağışın dünyaya dağılışı bu basınç koşullarına bağlı. Bakın bana uğraşmayın. Bir bölgede yağış niye çok diyorsam bana şu cevabı verin. Orası alçak basınç alanıdır arkadaşlar. Ya soruyorum diyorum ki mesela. İşte ekvatorda yağış niye çok? Acayip acayip şeyler söylüyor insanlar. Mesela diyor ki çünkü buharlaşması fazla. Ben de diyorum ki o zaman ya kardeşim yazın Antalya'ya git. Sıcak mı? Sıcak. Buharlaşması fazla. Yağış oluyor mu? Olmuyor. Ya buharlaşmayla bir ilişkisi yok arkadaşlar. Buharlaşmanın çok olması az olmasıyla ilgili değil. Bakın her sıcaklıkta buharlaşma olur. Katıdan da buzdan da buharlaşma olur. Önemli olan havanın içinde ne kadar su buharı bulunduğu değildir. Önemli olan basınç durumudur. Yani havanın su buharını taşıma kapasitesidir. Önemli olan budur. Bir bölge alçak basıncın etkisinde ise yağışlıdır. Yüksek basıncın etkisinde ise kuraktır. Bitti bu kadar. Başka bir şey yok. Peki. Böylece hava basıncı konusunu bitirdik ama rüzgarlara hani ben bir daha anlatacağım bunları size. Böyle bitmedi bu rüzgarlar. Rüzgarlar tabii bunlar nerelerde görülüyor? İklim üzerindeki insan yaşantısı üzerindeki etkileri neler? Onlardan haftaya bahsedeceğiz. Var mı kafanıza takılan bunlarla ilgili? Sormak istediğiniz bir şey gençler. Peki. Evet bizde basınç testleri ile rüzgar testleri bir aradadır genellikle soruları. Onun için basınç ve rüzgarları görmesin test çözün demiyorum size şu anda bu konuyla ilgili. Haftaya rüzgarları bitirdikten sonra testlerinizi çözersiniz. Peki sevgili gençler hadi bakalım süremiz de doldu zaten. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım görüşmek üzere. Görüşürüz hocam sağ olun.